Selamlar herkese. Çayımı aldım. Geçtim şöyle yere, köşeye, kenara oturdum. Yakup'u da aldım ayağıma, sallıyorum. Bir yandan da böyle elimde çayla çay keyfi yapıyorum. Yeni videomu yükledim. Düzenlemesini falan yaptım, yükledim. Onun yüklenmesini bekliyorum. Bu arada Yakup'u uyutuyorum. Yakup'u uyuttuktan sonra üst kata çıkacağım. Sizlerle birlikte çekmece, dolap düzeni yapacağız. Bu arada hava açıldı. Böyle yağmurlu, puslu hava kalmadı. Hava açıldı. Şöyle koyalım çayımızı kenara. Selamlar herkese tekrardan. İyisinizdir inşallah. Tam yukarıya çıktım. Çamaşır işlerine başlayacaktım. Aykul geldi. Anne dedi, bu benim dilimdeki yaralar yeniden çıkmaya başladı dedi. Bana ilaç ver dedi. O yüzden geri aşağıya indim. Geçmişti. Dilimde bir takım böyle bir yaralar gibi, yara gibi bir şeyler çıktı. Geçmişti ama geri başlamış. Bak onu Bir şey diyeceğim. bir vereyim bakalım şu ilaçlardan. Niye acaba çıkıyor? Anlam veremiyorum. Vitamin de kullanıyoruz ama şu ilaçları kullanıyoruz dili için. Bunu ve bu spreyi bir vereyim bakalım. İlacını verdim. Geri yukarı çıkıyorum. Yakup uyuyor şu anda. O uyuyorken bu zamanı değerlendirmem gerekiyor benim. Mutlaka. Terasın kapısını kapattım. Oradan soğuk gelmesin diye. O yüzden burası biraz karanlık gibi oluyor. Evet, çamaşırları ortaya şuraya dökmeye başladım. Bunlar Yakup'un çamaşırları. Öncelikle Yakup'tan başlıyorum zaten. Dolaplarını, daha doğrusu şu karşıda görmüş olduğunuz çekmece, şey neydi onun adı? Beşiğin çekmecelerini, normalde çekmece iki çekmecesi var. Beşiğin çekmecenin bir tanesinde, ailenin bir tanesinde de Yakup'un çamaşırları vardı. Yani iç çamaşırı bölümüydü orası. Şimdi aileninkileri oradan kaldırdım tamamıyla. Açıkçası şu an nereye koyacağımı bilmiyorum henüz. Ama şu an o beşiğin çekmecesini sadece, iki çekmeceyi de sadece Yakup için ayarlayacağım. Bir başlayalım bakalım. Karmakarışık bir dolap. Bazen çocukları gönderiyorum ya yukarıya. Diyorum ki işte hadi Yakup'a çamaşır getir, şunu getir, bunu getir falan dediğim zaman altını üstüne getiriyorlar. Böyle karmakarışık bir hal alıyor dolaplar. Şimdi bir güzel düzenleme yapacağım. Şunları böyle komple boşaltacağım. Yani dolabın içini komple boşaltacağım. Öyle yapmak zorundayım. Şöyle katlı olanları bozmadan alayım. Bunların içinde olmayanlar da var. Onları da ayrıştıracağım. Ufak gel artık küçük olanlar. En sevmediğim şey bu. Küçüğü ve büyüğü ayırmaya çalışmak. Yani en çok da bu 1-2 yaş döneminde, hele hele 1 yaş dönemindeyken çamaşırların işte şu olur şu olmaz diye ayırmak o kadar zor oluyor ki. Ay, son kat kaldı. Orayı da hemen alayım. Yakup'un bütün çamaşırlarını şöyle ve şöyle iki yatağın üzerine koydum. Şimdi bir düzenlemeye başlayayım bakalım. Şöyle şu tarafa doğru bir koyup önüne şöyle bir açmalıyım. Ufak olanları da şöyle bir kenara ayıracağım. Bunlar artık Yakup'a olmuyor. Olmayanları şöyle kenara.
en çok yoranlardan biri bu çamaşırlarla uğraşmak. Şöyle yalnız çamaşır katlamak değil yoran. Sadece bu büyük küçük ayırmak var ya, o kadar zor oluyor ki büyüğü küçüğü ayırmak. Şu olur, şu olmaz falan. Bazıları bunların işte artık böyle küçük oluyor ve bilekleri açıkta kalıyor. Hava soğuk olduğu için. Olanları bu tarafa koyuyorum. Olmayanları diğer tarafa. Yeniden katlıyorum. Şunu yaz mevsimi için. Lerimi de bir kenara koyayım. Yemeğim var. Evet, bunu da şöyle koyalım. Bu tarafa atacağız bunu. Bunun da sadece lastiğinde bir gevşeme oldu. Geri yeri sağlam. Ne yapsam bilmiyorum. Lastik taksam şöyle bir kenarda dursun bakalım. Bakacağız artık. Bazıları ince. İnce olanları en alta koymalıyım ki, çünkü bazen çocuklardan istediğim zaman çocuklar rastgele eline geçeni alıp getiriyorlar. O da olmuyor. Kalın olanları en üste koymalıyım. Bu kırmızı çok hoşuma gidiyor. Yakup'a kırmızı çok yakışıyor. Sarışın beyaz tenli olanlara kırmızı çok yakışıyor. Yakup'a da böyle kırmızı giydirdiğim zaman çok tatlı oluyor. Bu kot hangisiydi o? Geçenlerde bir tane kot pantolonunu giydirdik, hiç olmadı. Herhalde buydu, kaldıracakların arasına koyayım. Bir de şu renk de çok yakışıyor Yakup'a. Sarı ya, kendisi sarı. Sarıyı da giydiği zaman çok fena oluyor yaramazım. Bunlar yazlık gömlekleri. Çok da giydiremedim açıkçası. Çünkü bir yere gidemedik ki. Yani. Yaz boyunca hiçbir yere gidemedik. Maalesef. Gezme adına her şeyi unuttuk. Bu emzik tutacağım. Bazı şeylerini atmıyorum çocuklarımın. Saklıyorum hatıra olarak. Evet, şöyle koyalım. Şimdi ben dilerseniz bir hızlıya geçeyim. Thank you.
çamaşırlarla resmen savaş halindeyim diyebilirim arkadaşlar. Bazanın altını açtım. Alper'in bazası. Bunun altında Alper'le Aytuğ'un yazlık kışlık işte ayarladığım çamaşırlar var. Şimdi Yakup'unkilerin de zaten bir kısmı buradaydı da hani tekrardan şimdi ayarlayıp yine oraya koyacağım. Burada şunlar kışlık kıyafetleri kalacak. Şuradakiler yazlık kıyafetleri. Şu poşetin içine koyuyorum. Yerde şunu açacağım daha. Bu geçen yıldan kalan çamaşırları içinde olabilecek olanlar var. Onları bir ayarlama yapacağım. Bunları şöyle Aytuğ'dan Yakup'a kaldırdıklarım bunlar. Bu ikisi Aytuğ'dan Yakup'a kaldırdıklarım. Hep genelde inanın bakın hep Elsıva 2000 ürünleri. Abilerinin kıyafetlerinden böyle kaldırıp buraya bir kenara koyacağım. Şunlar buraya ayırıyorum. İşte ya verecek kimse de yok. Bilmiyorum bakacağım işte ayarlayacağım birilerine vermek için. Ay bu oda da böyle karma karışık. Şunlar Aytuğ'dan kaldırdıklarımın arasından çıkardım şimdi. Yakup'a diye kaldırdıklarımdan. Bu kış giyebileceği şeyler. Şunlar bakın polar. Kışlık iki tane polar çıktı. Bir tanesi takım. Bir de öyle bir şey ki kaldırdıklarımı unutuyorum da. Tabii ki yani şimdi mesela şöyle bir takım çıktı. Aytuğ'un takımlarından. Ve polar. Bakın. Şu an kış mevsiminde en ihtiyacım olan şey Yakup için böyle kalın kıyafetler. Diğerlerinin hepsinin var. Yakup'un fazla böyle kalın kıyafetleri yoktu. Ama tabi baza altındaymış. Aytuğ'dan kalma hep. Şunlar mesela bunu hep ben bunu Aytuğ'a almıştım. Çok severek giydirmiştim bu kıyafeti. Bu ayağı lastikliler o zaman yeni çıkmıştı daha. Ve şu içlikler diyordum. Benim Aytuğ'dan kaldırdığım içlikler vardı diyordum. Mutlaka bazanın altında duruyordur bir yerlerde diyordum ve iki tane içlik çıkardım. Yani birkaç tane daha var da büyük onlar seneye olur. İki tane içlik eşofmanlarının altından giydiririm. Valla şunlar altın bulsam bu kadar sevinmezdim derler ya. Aynen onun gibi yani şu polar kalın polarlara o kadar sevindim ki Aytuğ zamanında Aytuğ giymiş bunları ve ben kaldırmışım ve unutmuşum. Düşünebiliyor musunuz? Görünce hatırlıyorum. Şunu mesela çok giydirdim. Bunun da içi pamuklu. Şöyle. Bakın bunun da içi pamuklu. Böyle kalın eşofmanlara ihtiyacı vardı Yakup'un. Çok şükür buldum. Burada da böyle kalınlar var yine. İyi oldu. Yani büyükten küçüğe kaldırmak biz annelerin büyük kurtarıcısı oluyor. Ben öyle her şeyi hemen eskidi, küçüldü, at ver birilerine falan yapmıyorum. Çünkü biliyorsunuz hep böyle büyükten küçüğe kaldırmam gerekiyor. 4 tane çocuğum olduğu için onların çamaşırlarına bu kadar çok para veremem. Bu kadar çok masraf yapamam. Büyükten küçüğe kaldırıyorum. Ve temizle kullandığınız zaman zaten pırıl pırıl oluyor. Şurada yine şunları ayrı koyayım da şunlar hep Alper ve Aytuğ'un böyle 2-3 yaş dönemlerinde giydiği kot pantolonlar. Hepsi daha taş gibi. Bunları ben hep yıkayıp kaldırmıştım. Bunları çok giydim. Mesela şu kadifeyi Alper'e ve Aytuğ'a çok giydirdim ben biliyor musunuz? Kadife pantolon. Şu an benim en ihtiyacım olan şey kalın kalın pantolonlar Yakup için. Evet, bunları şimdi bir güzel çekmecelere yerleştireceğim. Bugünkü çamaşırlarla imtihanım bitmiştir. Yani çamaşırları artık bitirdim. Bugün Aytuğ'un, Yakup'un ve Alper'in dolaplarını düzenlemiş oldum. Aileninki kaldı biliyorsunuz biz ailen için bir dolap almıştık. O dolap duruyor. Yarın da ailenin dolabını düzenleme yapacağım. Bunlar aşağıya inecek. Bunlar kalın olanlar. Bir de Aytuğ, Yakup'un çıt çıtlı kalmamış aşağıda. Bunlar aşağıya inecek. Şimdi şu çekmecede Alper'in ve Aytuğ'un günlük çamaşırları ve iç çamaşırları vardı. Bunu komple boşalttım. Şimdi birazdan nereye yerleştirdiğimi göstereceğim size. Burası tamamıyla bu çekmece Yakup'un çekmecesi oldu. Burada Yakup'un günlük bluzları, ince olanlar, kalın olanlar böyle ayarlama yaptım. Burada eşofmanları alt yani alt eşofmanlar bu şekilde. Yine genelde ince olanları burada bıraktım. Kalın olanları aşağıya indiriyorum. Şöyle. Burada
Pantolonları ve gezmeye giderken giydireceğim şeyler. İşte bunları demiştim ya size. Alper ve Aytu'dan kalma pantolonları çıkardım. Burada gezmeye giderken giydireceğim kıyafetleri. Şu el örgüsü arkadaşlar, bunu bana öbür mahallemde bir teyzem işlemişti. Bir teyzemiz, yani mahallede komşumuz bir teyzemiz işlemişti Yakup için. Burası gezmeliklerin olduğu bölüm. Burası da ceketlerin ve yeleklerin, örgü kazakların olduğu bir bölüm. Bu ceketi Alper'e ben hamileyken kayınvalidem Alper'e takım halinde işlettirmişti, bu akıllı ipten. Ceket, bere ve atkı şeklinde. Aytu'a da kullandım. Şu an Yakup kullanıyor artık. Burada ceketleri var bu şekilde. Burada hazır yelekler var. İşte bu hani giyim mağazalarından aldığımız hazır yelekler. Burada da örgü yeleklerimiz var. Bu örgü yeleği ben Alper'e işlemiştim. Alper'e hamileyken işlemiştim. Buna şey deniyor. Ne diyorlardı buna? Pirinç işi mi diyorlardı? Ne, öyle bir şey diyorlardı galiba. Şunu da yine ben işlemiştim. Bu da hediye gelmişti. Örgü yeleklerimizin bir kısmı da aşağıda. Her zamanki gibi. Çünkü sürekli günde 3-4 defa Yakup'un çamaşırlarını değiştiriyorum ve her defasında üst kata çıkmamak için çamaşırlarının bir kısmını aşağıda bırakıyorum. Aşağıda çekmece ayarladım. Biliyorsunuz, sürekli takip edenler bilirler. Bunu da babaannemiz, kayınvalidem işlemişti. Bunu yine bir komşumuz, öbür mahallede bir komşu teyzemiz hediye olarak işlemişti. O biraz önceki gösterdiğim akıllı ipten olan ceketin beresi ve atkısı. Evet, bunları da aşağıya indiriyorum ve benim artık bu kattaki çamaşırlarla işim, bugünkü işim bitti. Ailem bana yardıma geldi. Aşağıya indirilecek olanlar vardı. Gel kızım, yardım et dedim. Hadi, hadi. Yok yok, ben elimde indiriyorum. Hadi sen in kızım. Yok yok, düşmez. Akıllı kızım, düşünceli. Hadi bakalım. Onları şeye koyalım. Şu odaya koy anneciğim. Ama hepsinin çözümlerim ben. Aferin benim kızıma. Şu odaya koyalım bebeğim, şuraya. Heh, ben şimdi yemekten sonra onları çekmeceye, buradaki çekmeceye yerleştireceğim. Şu poşette de verilecekler var. İhtiyaç sahibi olan birilerine vereceğim. Artık olmayanlar ve kaldırmam gerekenler artık, yani kullanmıyoruz. Herhalde videonun bu dakikasına kadar sürekli çamaşır görmekten bıkmış olabilirsiniz. Ben yukarıda çamaşırlarla işte uğraşırken Ali işten geldi. Dünkü videomu izleyenler bilirler. Kuru fasulye yapmıştım ben. Kuru fasulye yemeğimiz var. Ali de böyle, ben yukarıda işte çamaşırlarla uğraşırken Ali de masayı hazırladı. Ver tamam. Yavaş yavaş ye. Bak. Bir arkadaşlar ne söylüyorsa. İşte göstereceğim. Tamam, onu da şey yapayım, alayım artık. Ama ben saçımı açık çok seviyorum. Açık yatıyorum. Uyuma saatinde açık yatıyorum saçımı. Çünkü açık yatmayınca küçülüyor. Hayır, dökü dökü. Tamam, hadi sen de otur masaya. Anneciğim. 10.000 lira. Doydun mu oğlum? Evet. İyi. Ellerine sağlık canım. Salata yapmış, turşuları falan hazırlamış, pilav ısıtmış, fasulyeyi de gündüzden yapmıştım. Aşkım benim, özledim seni. 2-3 saattir ben yukarıdayım. Yakup da uyuyordu. Kuzum. Düşürdü galiba babası. Babam Minecraft yaptığında sen aşağı indiğinde bitmişti. Evet. Öyle güzel. Ay kuzum ya. Acıkmış bu da. Tombik yeğenim, senin çamaşırlarınla uğraşıyordum yukarıda. Ha, ne yaptın o emziği? Çamaşırların içinden bir de emzik çıktı, biliyor musunuz? Ne ara poşetlerin içine karışmış. Tamam. Aldıklarını da yerleştirmiş bile, hiç görmedim ben yukarıdayken. Şimdi yemeğimizi yedik. Bir de çay demledik hemen. Yemek yerken, yani bir yandan çayı da demledik. Çünkü ben bugün
gündüz fazla yani böyle bir çay bardağı kadar bir çay içtim. Ve gün boyu hiç dinlenmedim diyebilirim. O yüzden çay da yaptık. Hemen şu masayı bir sileyim. Masayı topladım, masayı bir sileyim. Çünkü bir şeyler dökülmüş. Bulaşıkları da hemen halledeceğim. Böyle şipşak oturup çay içeceğim. Bugün günlerden çarşamba. Bugün annenin dizisi var, benim yok. Ben de bakarım internetten bir şeyler açar izlerim. Bu yemek dedisi olmuş, yıkarız bunu. Çamaşırlarla uğraşmak ama üzerinden büyük bir yük vardı üzerimde. Bu çekmeceler biz geçen haftaki videolarımda izlemişsinizdir. Yakup'un beşiğini yatak odasına aldık ve aynı zamanda o çekmeceyi de yatak odasına aldık ve çekmeceyi yer değiştirmem gerekiyordu zaten, o zamandan karar vermiştim ben. Yakup'un çamaşırlarını o çekmeceye koyacağım. O çekmecedeki Alper'le Aytun çamaşırlarını da dolaplardan içine yerleştireceğim diye böyle bir karar almıştım. Bir haftadan beri üzerimde yüktü. Bugün yaparım, yarın yaparım, olmadı hadi öbür gün yaparım falan derken bir türlü bu işe başlayamadım. Dün başlamak için yukarıya çıkmıştım. Sadece beşiği çekmecelerini boşalttım. Aylin'in ve Aytun iç çamaşırlarının olduğu çekmeceyi boşaltmıştım. Ama yerleştirememiştim çünkü çok çabuk böyle hava kararmaya başlamıştı. O yüzden aşağıya indim. Geri yukarıda işi yarım bırakıp aşağıya inmiştim. Bugün bu işi biraz tamamladım. En çok benim korktuğum, yani en çok korktuğu demeyeyim de en çok gözüme büyüyen Aylin'in ve Yakup'un çamaşırları. Şimdi bugün Yakup'u hallettim. Alper'le Aytun'un da hallettim. Yarın da Aylin'inkileri yapacağım. Biliyorsunuz bir dolap almıştık biz Aylin için. Bugün baktım ki normalde 3 tane dolap oldu. Yan yana 3 tane dolap oldu. O 3 dolaptan bir tanesi sadece Alper ve Aytun'a ait oldu. Bir tanesi de sadece Aylin'e ait olacak bir tane dolabımız açıkta kalıyor. O dolabı da herhalde mutfağa indireceğim. Çünkü mutfakta da ihtiyacım var benim. Mutfakta da böyle her şey tıkış tıkış. Bir şey alacağım. Arkadan bir şey alacağım. Öndekileri kaldırıyorum. Arkadan alıyorum. Sonra onu geri oraya koyuyorum. Bilmem ne. O kadar şey ki. O yüzden yukarıdaki o fazla dolabı buraya mutfağa indirmeyi düşünüyorum. Yarın da Aylin'in çamaşırlarını ayarlama yapacağım. Bu sefer Aylin'in bazasını kaldıracağım. Aylin'in bazasının altında çok çamaşır var Aylin'in. Onları artık bir ayarlama yapacağım. İnşallah, maşallah diyelim. Öyle yükün %50'si gitti. Kaldı %50 Aylin'in çamaşırları. Gerçi o dolap aşağıya indiği zaman, mutfağa indiği zaman da mutfakta aynı şekilde yine bu sefer baştan aşağı her yeri değişecek. Anlayacağınız bu ara size bol bol düzen videosu gelecek. Sıkılacaksınız belki ama neyse, araya ben tarif falan da katarım. Sizler sıkılmayın diye. Bulaşıkları koydum makineye. Elde yıkanacaklar kaldı. 2-3 parça. Bunları hemen elden bir geçireyim. Şundan 2 tane vardı benim. Dün bir tanesi kırıldı. Ya aynı değil. Şekil farklı. Hani yemek yaparken kaşığı koymak için tezgah üzerine koyuyoruz ya, ondan. İki taneydi. Onun da şekli farklıydı. Üzerinde gül desenleri falan vardı. Valla çat diye kırıldı. Bazen böyle kırılabiliyor bir şeyler. Şu Nihal'in de şurası yemek istiyor. Şey, bir kadın bebeğini bıraktı okulun kenarına. Selena da mı? Selena değil, bir kadın. Tamam, Selena iddia mı yani? Selena dizisinde mi?
Selena değil. Selena değil. Selena değil. Selena değil. Selena değil. İşte. Bir kadın babası ölmüş diye kadına bebeğini bıraktı. Yazık. Bebek ağladı mı? Ağladı. Ay kurdum. Aa şeydi şey. Neydi? Karşıladım. Kalitim diye onu aldı. Bıyıklı falan. Ama onu şey yapmaya çalıştı. Oyalatmaya çalıştı. Bebek de oyalanıyor ama kardeşten kalitli oyalanıyor. Aynen. Şöyle tava alacağım. Migros'ta güzel tavalar geliyor. Ara ara bakıyorum. Geçen de güzel böyle teflon tavalar gelmişti. Bir ara gideyim de bakayım. Çöp dolmuş. Şunun içine koymuş Halide çöpleri. Şimdi birazdan hazırlarım. Artık hadi yarın sabah. İşi vardır kızım. Ne bileyim ben. İşi vardır herhalde. Sabah artık işe giderken atarım dedi çöpleri. Dışarısı çok soğuk dedi. Çöpler de bilecek dedim. Ben çöpler doldu dedim. Sen hazırla dedi. Anca yarın sabah dedi işe giderken atayım dedi. Çok soğuk dışarısı diyor. Valla dışarıda rüzgar yapıyor zaten. Ses geliyor. Ben bulaşık yıkarken şunu çok soruyorlar arkadaşlar. Çok soranlar var. Bunu biz takım halinde internetten getirmiştik. Bataryanın bir parçası olarak. Yani bu parça ayrı değil. Bataryanın kendi parçası. Ama ayrı da herhalde satılıyormuş. Yani çok da bilmiyorum ama herhalde ayrı da satılıyormuş. Yalnız şöyle bir şey var. Bunun görüntüsü arkadaşlar su akarken sanki çok su akıyormuş gibi görünüyor. O yüzden bana bu ara sürekli çok su akıtıyorsun yorumları geliyor. Aslında bu aparat suyu çok akıtmıyor ama çok akıyormuş gibi görüntü veriyor. Çünkü duş başlığı gibi düşünün. Küçük duş başlığı gibi. Burası delikli. Buradaki deliklerden su aktığı için su çok akıyormuş gibi görünüyor. Yani çok su akıttığından değil, öyle olsa zaten faturayla baş edemeyiz. 5 dakika ama. Ya ben elimden geldiği kadar suyu tasarruflu kullanmaya çalışıyorum. Niye fazladan kullanayım ki? Yani hem fatura fazla gibi, hem su tasarrufu yapmamız gereken bir dönemde yaşıyoruz. Şunu... Sen neler almışsın böyle? Şey yapmışsın. Şöyle de şöyle koyayım da bunu. Dur bekle, ben şimdi çayın altını yakacağım. Çayı ısıtacağım. Hepsini şey yaparım. Tamam. Hepsini koyarım. Artık oturmak istiyorum. Ayaklarım ağrıdı. Onu niye alıp koydun çöpe? Hangisi? Neyi? Neyi dövüge alalım, dövüge alalım. Yarın dövüge alalım, gel. Gel Yakup. Hani sen babaya git oğlum. Bak ben sana sürpriz mama getiriyorum şimdi. Mamayı gel, gel şöyle beraber. Mamayı gel, gel. Anne mama getiriyor, gel. Hadi yürü be. Gel bana bak, gel gel. Sürpriz, sürpriz bak. Ağzına bak. Tırtık, tırtık. Tamam, şimdi koyacağım. Hemen. Hadi gel. Bak burada fıstık var. Fıstık. O da... Anne şimdi koyacak, kesecek, yiyeceğiz böyle. Tamam mı? Boş
aşığım bitmişti. Çok şükür. Hepsini hazırlayayım. Çayımın altını yaktım tekrardan. Çünkü soğudu çay. Şöyle büyük bardaklara. Ali ile bana büyük bardaklara. Bir de şunu. Bir de şöyle Ali eti marketten gelir şey almış. Ben çay şekeri bitmişti. Çay şekeri al falan demiştim. Biraz daha çayın yanına yiyecek bir şeyler almış. Eti burçak yulaflı almış. Çok seviyorum ben bunu. Ama bunun şeylisini seviyorum daha çok ben. İçinde kuru üzüm taneleri oluyor. O daha lezzetli oluyor. Bir de şöyle Simbat yer fıstığı almış. Kızartılmış yer fıstığı. Tuzlu tuzlu. Bu çok güzel oluyor. Kabuksuz ve tuzlu. Çok güzel oluyor. Bunu hemen bunları şöyle tabaklara koyayım. Hayır anneciğim. Senin kalemliğine hem sığmaz hem Aylin. Hayır, Aylin daha çok boyama yapıyor. Orada kalsın. İhtiyacın olursa zaten ondan alırsın. Tamam. Ulan Aylin kalemlerini başka bir şeye koyalım. Neye koyalım? Kalemlerini. Başka bir kalemim mi? Sen o mavi kalemlerin içine koy onların hepsini. Şimdi bir tanesini açalım. Çayla günün yorgunluğunu atarız. Valla. Şöyle. Bunları da çekmeceye koyayım ben. Çok şey oluyor bu da. Uf. Kaynar kaynamaz dolduruyorum. Bundan herhalde.